Herkese yeni bir Connonic Science öğretici videolar bölümünden tekrar merhaba. Bugünkü bölümümüzde size yetiler hakkında bilgi vereceğim. Arkamda görmüş olduğunuz Yarmagül yeti, beyaz versiyonu. Bu arada kayıt alırken de kum fırtınası çıktı. Bu manzarayı da size göstermek istedim açıkçası. Oyunda belirli aralıklarla random kum fırtınası çıkıyor ve level'ınız düşükse ve maruz kalırsanız, eğer bir yere gizlenemezseniz, saklanamazsınız, öldürüyor sizi ne yazık ki. O yüzden kum fırtınalarına dikkat etmeniz gerekiyor. Bu da benim base'im, gördüğünüz gibi bir sürü ışık çıkıyor. Bunun nedeni bütün tapınakların hepsinin en üst seviye olması. Yani oyunda 60 level'a geldiğinizde, oyunda farklı dinler var bu arada. 6 çeşit din var. Ve ben şu an hepsini öğrendiğim için ve üst seviye bench yaptığım için hepsinden ışık çıkıyor. Böyle hoş bir görünüm oluyor. Konumuza dönersek. Yetimiz bu. Beyaz versiyonu. Hemen HP'sine baktığımızda 3933 ve level 4 olarak görüyoruz. Bununla biraz oynamıştım. Ve yiyecekleri de altta gözüküyor. Çok basit yiyecekleri var. Yani plant fiber 1000 tane koysanız içine heal alıyor. Bayağı da götürüyor. Yani sağdan soldan şu karşıda gördüğünüz çalılardan farmlayıp verebiliyorsunuz ona. Bir diğerine geçersek, bu da siyah versiyonu. Şu üstteki daha büyük bir versiyonu ve boss olarak geçiyor. Hemen kısaca onu da göstereyim size. Sonra videomuza kaldığımız yerden devam edelim. Bu gördüğünüz koca olan da siyah versiyonu. Dediğim gibi. Ve HP'sine baktığımızda level 8 7400 HP'de görüyoruz. Bu diğerine göre tabii ki daha güçlü ve daha iri. Peki bunlar bize oyunda avantaj sağlıyor mu? Aslında benim fikrimi soracak olursanız çok fazla sağlamıyor ama eğlenmek için oynayabilirsiniz. Çünkü oldukça eğlenceli bunlarla oynamak. Yani bir kere alıp oynamanız gerekiyor. Bayağı böyle komik şeyler yaşayabiliyorsunuz. Çok iyi dövüşçüler değil. Tamamen tabi sizinle yardım etmeniz gerekiyor onlar savaştığında, fakat eğlenebilirsiniz. Peki bunları nasıl elde ederiz? Videomuzun asıl konusu bu zaten. Şimdi öncelikle beyazı ele alacağım. Çünkü siyahı temin etmek, yani elde etmek tamamen farklı bir yöntem gerektiriyor. O biraz daha zor. Bununla ilgili daha sonra bir videom olacak. Siyahı nasıl elde ederiz? Bununla ilgili bir bilgi videosu çekeceğim. Biz tamamen şu an beyaza yöneliyoruz. Konumuz beyaz yani. Beyaz yetiyi nasıl elde ederiz? Öncelikle kalp temin etmeniz gerekecek bunun için. Heart of a Northnamer kalbinden temin etmeniz gerekiyor. Burada iki çeşit kalp var şu an. Birisi Heart of Hero, birisi de Heart of Northnamer kalbi. Yani bize yetiyi verecek olan kalp bu aslında. Yani Northnamer kalbi. Hemen bunları yanımıza alalım. Kaç tane varsa bakalım. 2, 3, 4, 5. 5 tane var. Diğerlerini de alalım. Bunlar da şey veriyor arkadaşlar. İki kalp farklı veriyor. Yani Northnamer kalbi beyaz yeti veriyor. Random veriyor bu arada. Yani vermeye de bilir. Diğer kalp de Heart of Hero kalbi de goril veriyor. Siyah iri gorillerden veriyor. Hemen onları da göstereceğim size. Ve gitmemiz gereken lokasyon da şu map'tan göstermem gerekirse H3, yani Hatay 3. Şuraya gitmemiz gerekiyor. Hanuman's Grotto denilen bir mağara var burada. Oraya gitmemiz gerekiyor. Hemen ben savaşçıma beni izlemesini söyleyip bir follow deyip size bu arada şeyi de göstereyim. Gorili. Yani mantık şu. İki kalp var. Birisi goril veriyor. Birisi beyaz yeti veriyor. Random veriyor tamamen. Goril de bu. Gördüğünüz gibi koca popolu. Hemen HP'sine baktığımızda 2500 HP'si var. Level 4. Bununla da biraz oynamışım. Böyle bir goril de veriyor size. Bunu da random veriyor. Yani vermeye de bilir. Amacımız zaten bu
Kalpleri nasıl temin edip oradan nasıl aldığınızı göstermek size. Bununla ilgili, yani bu kalpleri nereden temin edeceğinizle ilgili bir resim gelecek şimdi ekrana. Evet, resimde gördüğünüz yerde iki tane farklı mini bosslar var. Aslında bir tanesi savaşçı. Bu savaşçılardan elde ediyorsunuz Northanger kalbini. Hemen göstermem gerekirse. Bu kalbi savaşçıdan elde ediyorsunuz. Diğer kalbi de, yani Heart of Hero'yu da mini bosslardan elde ediyorsunuz. Bununla ilgili de zaten resimde görmüşsünüzdür lokasyonunu. Oradan gidip mini boss ve fighter kestiğinizde direkt loot kısmında görüyorsunuz. Şimdi hemen H3'e doğru, yani Hatay 3'e doğru, Hanuman's Grotto'nun mağarasına doğru devam edeceğiz. Oraya gittiğimizde tekrar videoya kaldığım yerden devam ederim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu an lokasyonumuz tam olarak Hanuman's Grotto, yani karşıda gördüğünüz mağara. Bu lokasyona geldiğinizde bu mağaranın içine doğru devam etmeniz gerekiyor. Bu etrafta gördüğünüz küçük şapşık şeyler sizi korkutmasın. Çok güçsüzler. Yani level'ınız çok düşükse bile muhtemelen ölmeyeceksinizdir. Ama çok fazlalar. Sadece buna dikkat etmeniz gerekiyor. Burada bir tane boss var. Bunların atası, şu karşıdaki. O da çok güçlü değil aslında. Şu an uğraşmayacağım. Bu parlayan kırmızı şeyler de kristal arkadaşlar. Bu üst kısmı da kullanabilirsiniz. Böyle dalıp yukarı da çıkabilirsiniz. Fark etmiyor. Şimdi burada bir tane boss'umuz var. Buna dikkat etmeniz gerekiyor şimdi. Bu biraz tehlikeli. Buraya savaşçı ile gelmemin nedeni de, yani ben bu boss'u tek başıma kesebilirim bu level'da, o sorun değil. Fakat savaşçı ile gelmemin nedeni, eğer Yeti ya da Goril çıkartırsak şimdi şey olacaktır, çok fazla ağırlık olacaktır. Yani 50 kilo her biri. Dolayısıyla savaşçıyla ya da bir atıyorum hayvanla gelmenizde fayda var bence. Tek gelmeyin. Çünkü taşınma probleminiz olacak eğer yeti çıkarırsanız ya da goril. Evet, bunu kestik. Bize bir tane suluk verdi. Yani su içme matarası verdi. Bu da oldukça iyi bir matara. Uzun süre kullanabiliyorsunuz. Diğerlerinden daha iyi. Benim şu an kullandığım Kahari, yani oyundaki en iyi su matarası bu. Fark şu. Normal su mataraları atıyorum 10 kez içtiğinizde bitiyor. Bunu 20 kez, 30 kez içiyorsunuz. Bitmiyor kolay kolay. Yani oldukça uzun süre kalıyor. Şimdi bu abimizden Badister Ture'den bize şey çıktı. Bir kalp verdi gördüğünüz gibi. Şu siyah kalp. Buraya geldiğinizde, bu boss'u kestiğinizde gördüğünüz gibi burada bir tane chest var. Bu chest'i de bu kalple açabiliyoruz sadece. Ve yanınıza da diğer kalpleri aldığınızda yeti çıkarma şansınız oluyor. Ben öncelikle şu kalpleri yere atacağım. Tekrar geri alacağım ama. Öncelikle kalpleri yaratmamın nedeni diğer yeti çıkaracak kalpleri bırakmam gerekiyor. Hemen şöyle yaparak gösterirsem daha iyi anlayacaksınız. Önce bunları yere attım. Şu an sadece Northanger kalpleri var bende. Diğerleri duruyor. Hemen açıyoruz. Bakalım yeti çıkacak mı? Evet, bir tane gorille çıktı. Anuman Skiff çıktı. Yeti çıktı, evet, bir tane. Çok güzel. Amacımıza ulaştık. Evet, şu an diğer kalplere geçtim. Hanuman's Gift çıktı. Evet, bir tane Silverback şey yakaladık, goril. Çok güzel. Ve itemimiz bitti. Yani kalplerimiz bitti. Gördüğünüz gibi bir tane yeti çıkarabildik. Bir tane gorille çıktı. Size göstermiştim base'imde. Bir tane de yine onun daha güçlüsü çıktı, yani boss versiyonu. Silverback gorille. Aslında benim base'imdeki bu. Diğeri de sadece goril olarak, yani siyah bir goril şeklinde. Onu da atarım, görürsünüz. Hatta şuradan gösterebiliyorsam size. Gördüğünüz gibi bu şekil bir goril çıktı. Böyle. Hemen bunları savaşçıya verelim. Şimdi anladınız mı neden
Savaşçı ile geldi mi? 50 kilo çünkü bir tanesi. Bunları hemen savaşçımıza yükleyelim. Bu verdiği diğer şeylerden bahsetmem gerekirse Hanuman's Gift yazan. Bu bir çeşit pot. Yani Hanuman's'ın hediyesi diye geçiyor. İçtiğimizde ne oluyor peki? Hemen bir tanesini içelim. Uğuz yapalım. Gördüğünüz gibi bize ekstra can verdi. Yani random olarak size bonuslar veriyor pot. Yani 1 saat boyunca. Şu an bana ekstra can verdi. 52 oldu gördüğünüz gibi. Yani yaklaşık sanırım 10 çarpı veriyor. Yani 500 ise 510 oluyor EP'niz. Evet gördüğünüz gibi bir tane bir tane beyaz yeti yakaladık. Gorille yakaladık ve Silverback Gorille yakaladık. Yani şu olan boss. Yani bu şekilde buraya geldiğinizde, kalpleri de temin ettiğinizde, yeti istiyorsanız yeti, goril istiyorsanız yani goril istiyorsanız goril için kalp temin ettiğinizde ve bu mağaraya geldiğinizde boss'u kesip içinden siyah kalbi aldığınızda bu chest'i açabiliyorsunuz. Random olarak veriyor dediğim gibi. Umarım siz de çıkarıp oynama şansına, zevkine erişirsiniz. Oldukça eğlenceli. Bir sonraki öğretici videolar bölümümüzde başka bir konuyla karşınıza gelirim. Lütfen kanala abone olmayı, yorum yazmayı ve beğenmeyi, like atmayı unutmayalım. Herkese iyi seyirler diliyorum şimdiden. Hoşça kalın arkadaşlar.